Merhaba sevgili terazi burçları, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün 15-30 Kasım. 15-30 Kasım terazi burcu, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar için kahve tarot detaylı açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım terazileri neler bekliyor, ne gibi değişiklikler olacak bakalım. Terazi burçları hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Güzellik aşığıdır terazi burçları, biliyorsunuz. Terazi burcunun uğurlu günü cuma günü, uğurlu sayısı 6'dır. Arkadaşlar terazi burçları çok zerafetli burçlardır. Aşırı tara biliyorsunuz terazinin kartlarda adalet kartıdır. Terazinin kartı çok adil ve burçlardır. Biraz kararsız burçlardır teraziler. Kesinlikle böyle zerafetlerine düşkün burçlardır. Terazi burçlarının en iyi anlaşacağı burç hava ve ateşlerdir. İkizler Kova terazi, yükselen İkizler Kova terazi, Koç Aslan Yay, yükselen Koç Aslan Yay burçlarıyla iyi anlaşır. Evet arkadaşlar, vakit kaybetmeden bakımımıza başlayalım. Bakalım terazileri neler bekliyor, neler olacak. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Abone olmayan izleyici sayım %85'ten hiç değişmedi. Bu çok büyük ve çok ciddi bir fark. Çok üzülüyorum. Lütfen alma verme dengemize dikkat edelim. Canım teraziler zaten adaletlidir terazi. Evet, bu arada bunun dışında arkadaşlar, bu bir kolektif açılımıdır, biliyorsunuz. Üzerinize uyanları alıyorsunuz, uymayanları geri evrene iade ediyorsunuz. Özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Görüntülü bakım yapıyorum ben Instagram'dan veya WhatsApp'tan. Yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Karma severim bakmaya. Ben karışık bakıyorum arkadaşlar. Tarotlar çeşitli. Kahve, skam, işte böyle karışık bakıyorum. Haberiniz olsun. Bu arada Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Logolar hep aynı. Nur ile kahve saati. TikTok'a da zaman buldukça özel bakımlardan giriyorum canlıya. Akşamlar özellikle. TikTok'ta da Nur Tarot. Hepiniz davetlisiniz canlarım. Evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz de ayrı ayrı yazdığınız yorumlara hepinize cevap vermeye çalışıyorum vaktim yettiği kadarıyla. Şimdi bakımımıza bir başlayalım. Terazi burcu düşünceli gösteriyor. Ne ile ilgili düşünceler var terazinin? Tabii ki de işle alakalı düşünceleri var. Terazi bir tedirginlik yaşadığını görüyor musunuz? Burada bir kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor. Ne ile alakalı? İşte işin içerisinde olan, kolektif içerisinde olan olumsuzluklardan bahsediyor. Terazi biraz huzursuz ve mutsuz olduğunu gösteriyor. Hak etmediği bir yerde çalıştığını düşünüyor terazi, maddi olarak veya beklentisi var, bir atama beklentisi veya bir değişim. İşte herhalde çalıştığı ücret onu yeterince mutlu etmediğini için üzgün ve kararsız kaldığını gösteriyor. Bekleyiş içerisindedir, bir bekleme içerisindedir. İşle alakalı bir beklentisi olduğunu gösteriyor. Kafa karışıklığı yaşıyor burada. Kararsız kaldığını gösteriyor. Biraz maddi sıkıntılar var terazi. Bunun üzerine bayağı kafa yoğun. Yani bir yere odaklandığını görmüyorum terazinin. Bu sıkıntılı dönemin 17'sinden sonra değişiklik olacağını gösteriyor terazinin iş hayatında. Ayın 17 Kasım, 15-30 Kasım bakıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Şimdi terazi burcunun kararı ne olacak? Çoğunlukla kolektif açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanları alın. Burada çoğunlukla kalıcı olduğunu gösteriyor.
Yani işinde yükseliş yapacağını, aynı yerde yükseliş veya atama yapacağını gösteriyor. Terazi çıkmak zorunda kalmayacak işinden, hani memnun değildi ya, bir beklentisi vardı, alamıyordu ve bu beklentiyi alacağını gösteriyor. Ayın 17'si ile 30'u arasındaki süre, zaman dilimi içerisinde çalıştığı yerden bir terfi alabilir. Bir yükselişe geçebilir terazi burcu. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada görüyor musunuz? Duygusal olarak, duygusal hayatında şuraya bakar mısınız? Aşk hayatı, özel hayatıyla ilgili ciddi şekilde yıkım ve olumsuzluklar yaşadığını gösteriyor terazinin. Sıkışmış bir durumda. Eli kolu bağlı. İki tane kılıç sekizlisini aynı anda çıkardığına göre durum ciddidir teraziler. Çıkmazda olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır bekliyor, beklentisi var karşı taraftan. Aşık olduğu ve duygusal bağlı olduğu kişiden olumsuzluk aldığı için veya ondan bir kalp kırıklığı aldığı için mesafeyi koymuş olan kişi teraziyi gösteriyor. Onun için bir adım da atamıyor. Onun sıkıntısı içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu şimdi devam edecek bir süredir. Ayın 18'inden sonra. 18'inden sonra aşk hayatında olumlu yönde değişiklikler olacağını gösteriyor. Duygusal hayatınızda aşık olduğunuz kişiyle aranızda kader çarkı, yani bir kader değişikliği, bir hareketlenme dönemi olacağını gösteriyor. Dediğim gibi ayın 18 ile 18'inden sonraki süre içerisinde aşk hayatınızda yenilik, barış, beklediğiniz kişinin aranızın bozuk olduğu ve size duygusal sıkıntı yaşatan kişinin size adım atacağını gösteriyor sevgili terazi burçları. Özellikle Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay, Yengeç, Balık, Akrep, yükseleni Yengeç, Balık, Akrep'ten bahsediyor. Koç, Aslan, Yay burcu ile Terazi burcu arasındaki enerji biraz sallantılı bir enerjiden bahsediyor. Karşı tarafın Terazi'ye bayağı sıkıntı verdiğini ve haksızlık yaptığından bahsediyor Terazi. Yükseleni Terazi'ye. Şimdi burada Değnek Kağısı, Para Kraliçesi, Mükemmel kartları bir arada çıkarmış. Şimdi bu kartların anlamı iş hayatınızda, makam hayatınızda atama yapabileceğiniz, iş arayan terazi burçlarına yeni iş, yeni bir başlangıç olabilir. Gücünüze güç katma, kararlı ve azimli olma, soğukkanlılık ve daha güçlü bir yere geçiş yapacağınızdan bahsediyor kart. Yüksek bir makama geçeceğinizi veya hayalinizdeki düşündüğünüz plan ve proje ile alakalı, kafanızda tuttuğunuz yer neresi ise iş veya kariyerle alakalı o zirveye ulaşacağınız dönemdir. Bu dönem bunu gösteriyor. Maddi olarak rahatlayacağınız bir dönemdir sevgili terazi burçları. Aşk hayatınızda rahatlama dönemidir sevgili terazi burçları. Yani duygusal olarak size tatlı acı çektiren, hani böyle ciddi acı değil de tatlı acı, aşk acısı, işte bundan bahsediyor. Aşk acısı tatlı bir acıdır arkadaşlar. Bunu yaşadığınızı gösteriyor bu dönem. Ama 18'inden sonra gerçekten aşk hayatınızda bu üzüntü, bu sıkıntı, bu belirsizliğin gideceğini, daha net adımlarla yola çıkacağınızdan bahsediyor sevgili terazi burçları. Burada bir taşınma söz konusu. Yol yapabilirsiniz, şehir ülke değişebilirsiniz, topluca gideceğiniz bir yoldan bahsediyor. Ani bir kararla yola çıkacağınızı ve işle alakalı bir yol yapacağınızı, toplu aileyle beraber gidişinizi gösteriyor. Ortak işlere başlayacağınızdan bahsediyor. Bir kısım terazilerin ortak işlerinde ise sıkıntı olduğunu gösteriyor. Aranızda bir olumsuzluk var. Terazi bunun farkındadır ama kalleşlik yapan insana bizzat kendine söyleyemediğini gösteriyor. Biraz sessiz davranıyor. Bekleme süreci veriyor terazi burcunun burada. Yani ortak işlerde veya çalışma hayatınızda, iş arkadaşlarınız, kolektif içerisinde size karşı kurulan bir komplodan bahsediyor ve sizi gözlemleyen insanlara dikkat etmenizle ilgili kartın uyarısı var. Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ayın 23'ünden sonraki süreye iş hayatınızdaki kişilerle alakalı biraz dikkatli olmanızda fayda var diye uyarısı var kartın. Şimdi bir kahvemize bakalım.
Bakalım kahvede neler var? Evet. Şimdi burada kahvenin içerisindeki hilali görüyorsunuz. Bir ışık yolu var demek. Rahatlayacağınız bir döneme doğru gidişinizi gösteriyor. Ama kahvenin dibinde biraz üzerinizde nazar ve ağırlık var. Bir enerji düşüklüğünden bahsediyor. Terazi burcu aileyle alakalı çok ciddi değişiklikler yapacağını gösteriyor. Bebek bekleyen teraziler bir tane güzel kız bebek var. Burada çok net rakam çıkarmış. Ayın 21'inde. Özellikle ailede hamile olan kişiler mükemmel bir kapıdan bahsediyor. Çok ilginç şeyler çıkmış burada. Ayın 21'i, ayın ikinci yarısından sonra ikiz bebek de olabilir burada. İkiz bebek gösteriyor. Ayın 21'i veya ayın ikinci yarısından sonra, yani 20'sinden sonraki süre içerisinde çok tertemiz, açık bir kapınız ve size sunulacak olan özel mi özel bir şans kapısının açılacağını gösteriyor. 21'inden sonra hareketlenme dönemidir. Özellikle duygusal hayatla alakalı, özel hayatınızla ilgili evliliktir, şanstır, karşınıza çıkan kişidir, bebektir, ev içerisinde ev düzenleme, yeni bir düzen kurma kesinlikle çok mükemmel. Ayın ikinci yarısından sonra 21'inden sonraki sürede terazi ve yükseleni terazi burçlarına mükemmel fırsatların gelişinden bahsediyor. Kart haberiniz olsun. Burada isminde A harfi, L harfi, G, D, B harfi, Z harfi, Y harfi. Bayağı bir harf çıkarmış. Y harfi olan terazi burçları bir karmaşanın ve bir olumsuzluğun içerisinde olduğunu gösteriyor. İki vakittir mutsuz olduğunu gösteriyor terazinin. Neden, neyle alakalı? Bu işle alakalı, iş yerindeki kargaşa da olabilir, topluluktan bahsediyor, kalabalıktan. Bu aile içerisindeki huzursuzluktan da bahsediyor. Bundan kurtulacağınızı gösteriyor. Kaplumbağa çıkmış, mükemmel bir bereketin simgesidir kaplumbağa. Parayla alakalı beklentisi olan terazi ve yükselen terazile kesinlikle bir değişiklik olacağını gösteriyor. Bereketli bir dönem midir? Evet. Yol yapacağınızı gösteriyor. Yoldan bahsediyor kart. Burada yine bir kız bebek var. Kucağınıza aldığınız bir kız bebek var. Gözyaşları akıtacaksınız. Demek ki bu doğum biraz sancılı, biraz zor bir doğum olacağını gösteriyor. Bayağı bir eziyetli, bir sıkıntılı bir doğum yapacağını, ciddi bir tehlike atlatacağınızı gösteriyor. Geçmiş olsun sevgili teraziler, ama hiç merak etmeyin. Bebiş sağ salim, bir tane kız bebek var. İsminde R harfi. Soy isminde R harfi olan terazi burçları yeni bir sunum olacağını gösteriyor size. Yeni bir sunum, sanki bir olumsuzluk ve bir rahatsızlık var üzerinde bu R harfi olan kişilerde. Bir ruh düşkünlüğü, bir hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor sağlıkla alakalı, ama ona çok mükemmel bir tedavi sürecini bulacak birisinin çıktığını fark ettiğini gösteriyor. Bir kişinin yardımıyla böyle gözyaşları akıtacağınız, mükemmel bir tedavi sürecine başlayacağınızı ve bu yıkımdan kurtulacağınızı gösteriyor. Terazi burçları, sağlığınıza biraz dikkat etmenizde fayda var. İsminde A, Y harfi olan teraziler, G harfi, G'de Giresun'un G'si, G harfi olan teraziler, yukarıda D, B harfi olan teraziler, ilişkinizde ve ailenizin içerisinde bir belirsizlik, bir soru işareti var arkadaşlar. Bu belirsizlik ve soru ile alakalı netleşmeden bahsediyor. Kesinlikle barışacağınızı gösteriyor. Üçüncü kişilerin müdahalesi var ailenize. Dikkat edin sevgili terazi burçları. Kıskançlık içeren bazı şeylerin olacağını gösteriyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Burada bir iş anlaşması gösteriyor kart. Ayın 25'ini gösteriyor. 15'i de olabilir çünkü 15-25 baktığımız için 5 rakamlar çıkarmış. 15'i ve 25'inde bir anlaşma yapacağınızı gösteriyor. Anlaşma uzun mesafeli bir anlaşmadan bahsediyor. Başka bir şehir veya başka bir ülkede olabilir. Çok mükemmel bir anlaşma ve çok güzel, bereketli bir dönem sevgili teraziler. Güzel bir haber alacağınızı gösteriyor burada. Şimdi gelişi güzel bir haber var burada. Bu haber devlet kapısından gelen, bayraklı ve yıldızlı bir yerden gelecek olan bir haberi gösteriyor.
Bu böyle sıradan bir haber değil. Hayatınızı değiştirecek bir haberden bahsediyor. Sevgili terazi ve yükselen terazi burçları. Şimdi şöyle bir tabağa bakalım. Gözyaşınız burada da var. Burada yol yapacağınızı gösteriyor. Size sunulacak bir tekliften bahsediyor. Bir teklif, evlilik teklifi. Görüyor musunuz? Bir demet çiçek var elinde. Evlilik teklifi. Ama üzerinizde biraz nazar var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşle alakalı iş arkadaşlarınızla bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Ayın son dönemlerini gösteriyor. Üçüncü yarısı yani 20-30 arasındaki pardon ikinci yarısından sonrayı gösteriyor. 20-30'u arasındaki sürede bir olumsuzluk yaşanacağını gösteriyor. Burada biraz dikkatli olmanızda fayda var sevgili teraziler. Yolla alakalı bir kararlar alacağınızı ciddi bir değişimden bahsediyor. Sanki ülke değişimidir bu daha çoğunlukla. Hayatınızı değiştireceğinizi gösteriyor. Yani her şeyin değişeceği de toplu bir değişim olacağını, yani bu ülke ve şehir değişimi olacağını gösteriyor. Ortak bir kararla değişim çıkarmış sevgili terazi ve yükseleni terazilere. Bir de bir evrenin enerji kartını çıkaracağım. Ne ile ilgili uyarılar var? Bir ona bakacağız. Nasıl bir enerji bekliyor sizi? Aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç, dişil enerji çok mükemmel. Hem aşkta hem duygusallıkta keyifli zamanlar geçireceğinizi, uyum sağlayacağınızı zaten burada gösterdi barışı. Kesinlikle barıştan bahsediyor. Maddi kazanç ve dişil enerji de o da evlilik, annelik duygusundan bahsediyor. Çok mükemmel çıktı bakımınız. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Her şeyin güzeli sizlerin olsun inşallah. Tabii ki bir gün fazla uzun tutmak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın sevgili teraziler. Dikkat edin kendinize.